Doğrudan Arapça derslerinin 16.sı El-Beyt, ev ile ilgili kelimeler. Bu doğrudan Arapça dersleri kelimelerden başlıyor. Kelime ezberlerinden başlıyor. Kelime ezberlerini halletmek suretiyle e, Arapçaya yönelik kişide e, istek ve arzu arzuyu canlı tutuyor. Yani kişi işte gramerle ilk karşılaştığı zaman şevki kırılabilir. Ama kelimeler bildiği hayatında olan kelimeler hemen ülfet peyda ediyor. Evet yine kelime ezberi yapacağız ve bu ezberleri çağrışım yoluyla e, inşallah yine yazarak aynı şekilde yapmaya çalışacağız. Yazmak bu ödevi aynısını çizip o şekilde yapmak bu açıdan önemli bir yaşantı olacak ki ezber olsun ve ezber anlamlı bir öğrenme halini alsın. Şöyle el beyt, beyt ev demektir. Beytül haram mesela işte harem evi o Kabe'ye denir. Beytül haram oradan hatırlayabilirsiniz. Beytullah keza in Allah'ın evi. Dolayısıyla beyt kelimesi ev. Usre, usretun e, aile demektir. E, ced, cedde. Evet, yedi ceddimiz, işte sekiz ceddimiz. Hep böyle ced kelimesi de Türkçe'de kullanılıyor. Bu dede demektir. Cedde, e, nine demektir. E, tabii Tabi e, Türkçe'de işte sonuna e sesi getirmekle e, yani mühendislik Türkçede de buna benzer e, örnekler var. E, yani Türkçe'de örneğin e, Ali bir de Aliye, Ali Aliye e, ya da Kerim Kerime mesela, Ced, Cedde şeklinde. E, Ni nedir? Eb Öm um. Eb Öm um. Baba anne Baba anne İbn İbne İbne kız çocuğudur. İb'in erkek çocuğuna denir. Tabi hakaret olarak da bu kullanılıyor ama hakaret değil. Kız demektir. İbne Hadika bahçedir. Şecere ağaç Varda çiçek ya da gül o da olur. Gül gül. Varda. Hücre oda demektir. Uz vesade. Bakın burada fetha yok ama ben fetha yapıyorum. Yani çünkü timer butanın öncesi fethadır. Onu bilelim. Vesade. Battaniye. Türkçede de aynısı. Battaniye. Yastık vesade. Bunu vesad şeklinde birkaç kez tekrar ederek yazarak. Çizerek çok daha kalıcı öğrenme sağlanabilir. Bu da ödev sayfasıdır. Aynısını çizip altına kelimelerini yazmanız lazım. Battaniye Siyap Siyap elbise demektir. Şemmae Bu şemmae kelimesi yani buradan anlaşıldığı üzere işte şal gibi anlaşılıyor. Bakalım şema şema portmantoymuş ee, evet şema Portmanto. askı yani askıya şema denir ee, şema nedir bakalım o kökten çünkü geliyor şema e, şemanın mum şema mum demekmiş bal mumu buji Evet. şema şemme'e şöyle yani mum demektir ama şemma'a dediğimiz zaman şemma'a e, askı anlamına geliyor. Çok çağrıştırmıyor. Bir diğer görselimiz Süreyya Süreyya avizedir arkadaşlar. Süreyya şöyle tavakkuda da bunu görelim. Süreyya bakın avize Süreyya Yıldızı da yine ismidir Süreyya. Ee, Seriya dediğimiz şey zengin C anlamına gelir. Seriya. seriyat dense koru, fidanlık anlamına gelir. Süreyya. Misbah lambadır. Seccade. Burada bir daha bu da düşmüş. O, olması lazım. Seccade tu şeklinde. Seccade. İbre iğnedir arkadaşlar. İbre. Yani ibre nereyi gösteriyor? Ee, i̇bre dediğimiz şey o da iğneye benzettiği için mesela saatin ibresi. Saniye mesela. Saniye ibresi. iğneye benzediği için ibre mesela. Saniye iğnesi. Hayt. Evet, yani çağrışım metodunu uyguluyoruz arkadaşlar. Türkçemizde ibrenin işte iğneye benzediğini görüyoruz. Hayt ip demektir. Mikas Makas demektir. Türkçemizde makas denir. Ee, oysa doğrusu mikastır. Yani işte Türkçe ünlü uyumuna küçük ünlü ve büyük ünlü uyumuna uysun diye o i a yapılmış. Ee, oysa makas manası farklıdır. Şöyle makasun. Evet bakalım. kesra işte Maksut bu değil. Makas olarak var mıdır kullanım? Ona bakıyorum. Yani kesralı mikas doğrusu odur. E, makas şeklinde bir kullanım yokmuş. E, evet. Mikas makas demektir. Ne makası? miqasu ezafir. Evet sat harfiyle olduğuna yine gerek misbahın misbahın sat harfiyle olduğuna dikkat edin bir de makasın da sat harfi. Eee furuşatu esnan furşat fırça bir diyoruz. Fırça ee, onun Arapçada furşat. Furşat fırça oradan e, hatırlarsınız. Tabi burada bir tamlama söz konusu olduğu için bunun dammesini mutlaka yazın. Fırşatu esnan bunun harekesi önemli değil ama burası çok önemli. Fırşatu esnan yani damme ile. Yani şöyle derseniz fırşat esnan bu bir idafe olmaz. Fırşah esnan yani bu sonu okumasanız fırşah esnan yine fırça ve diş anlamına gelir ama fırşan tu Fırşatu esnan deseniz dişin fırçası anlamına gelir. Bu damme bu alanda önemli arkadaşlar. Mirat tabi mirah şeklinde de diyebilirsiniz. Çünkü bu he diye okunur. Ama mirat genelde o şekilde okunur. Aynadır mirat. Nikab arkadaşlar işte peçe diyelim nikab. Tifl çocuk zir düğmedir. Mikasu mikasun kebir. Büyük makas. Mikasun sagir. Küçük makas. Bakın burası önemli bir yer. Ben yukarıda ne dedim? Az önce dedim ki bunu furşatu esnan. Yani burada bir damme olacak. Tenvin olmayacak. Tenvin yasak. Çünkü bu bir tamlama durumudur. Yani Diş, dişin fırçası dişin fırçası onu ona ait kılıyoruz tenvin olamaz fırşatu esnan ee, burada tenvin oysa bakın şurada ise tenvindir önemli bir noktayı e, söylüyorum miqasun kebir bu tenvin bu kelimenin buna ait kılınmadığına işaret eder yani büyüğün makası böyle diyemezsiniz çünkü tenvin var o zaman büyük makas diyeceksiniz. Sıfat yapacaksınız bunu. Bu önceki kelimenin sahibi değil. Fırşatu esnan. Dişin fırçası idi yukarıda. Mikasu kebir eğer deseydi büyüğün makası olurdu. Ama mikasun kebir bu dammeyi tenvinli okumanın e, mana olarak ne kadar değiştirdiğini görüyorsunuz bir anda bunu sıfat yapar. Büyük makas. Mikasun sagir. Küçük makas. Evet çok önemli bir bilgiydi bu. İnşallah bunu da not alın. Kendiniz e, yani burayı ve furşatu esnan orada tenvin yok. Burada ise tenvin var. Bu sıfattır öbürü mudafun ileyh denir. Tabi o sonraki derslerde görülür. Bu önemli bir bilgiydi. Ben açıkladım. Menzil evdir arkadaşlar. Menzil. El Ebu Kebir. Bakın El Ebu Kebir. Burası da yine çok önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi bakın e, dammelidir. Tenvini yok. Ama e, büyüğün babası diyemezsiniz. Hani biz dedik ya tenvini yoksa birinci kelime ikinciye ait kılıyoruz. Nasıl ki Fırşatu Esnan Dişin fırçası dedik ya dişin fırçası yani diş fırçası anlamına gelir. Ee, burada da yine dammedir, tenvin yok tenvin e, yukarıda vardı tenvinde biz dedik ki e, büyün makası değil büyük makas sıfat olur. E, bu sıfat olmaz yani büyük baba diyemezsiniz. E, bu nedir büyün babası onu da diyemezsiniz. Engel ne var? Şuradaki elif lam buna engeldir arkadaşlar. Elif lam bir kelimenin başındaysa ...onu cümlenin birinci kısmı haline getirir. Baba büyük. Baba büyüktür. Bir anda bir cümle söz konusudur. Yukarıda cümle yok. Büyük makas. Bir cümle değil bu. Bir sıfat ve bir sıfat tamlaması buna denir. Burada da bir cümle yoktu arkadaşlar. Fırşatu esnan. Bu da bir isim tamlaması Türkçe'de. Yani dişin fırçası. Bu da cümle değil şu da cümle değil ama bu cümledir arkadaşlar. Niye? Çünkü başında harfi tarif olan bir kelime ile başlamış. El ebu baba kebir büyüktür. İşte bunu da idafe yapmayacaksınız, sıfat da yapmayacaksınız. Cümle olarak bunu düşüneceğiz. El ibn sagir. Tabi İbnu şeklinde bu damla olacaktı. Bunu yanlış yapmış kitapta, çalışmada böyle yanlışlar da biz düzelteceğiz tabii ki. El İbnu budası damme. Ee, çocuk sagir küçüktür. Evet arkadaşlar. Hazihi yine bu bir işarettir. Hazihi bu demektir. Bir kadına bir ya da kıza işaret hazihi. Bu ömmün annedir. Yine bir cümle söz konusudur. Bu annedir. Ve hazihi ve bu kızdır. Yani kız çocuğu böyle diyelim. Bu ikisi bu çalışmanın en önemli kısmıydı. Çünkü cümle kurmadır. Bunu yazarken düşünün ne yazdığınızı. Burada bir, iki, üç, dört tane cümle var. Alıştırmayı da yapıp videoyu sonlandırıyorum. Et tedribul evvel alıştırma. Bunları söylerken hatırlayacağız ne, manaya ifade etti. Üsre aile. Ced dede. Cedde nine. Eb baba. Öm anne. İbn erkek çocuk. ibne kız çocuk. Hadika bahçe. Şecere e, tabi şecere ağaç. Verde güldür. Hücre oda. Hücre. Bunu he diye okuyoruz. Hücre dem, yanlıştır. E uzatılmaz. Hücre. E, o da visade. Tabi bu vesade idi. Burada da visade yazmış. Hemen hatırladım. Bakın. Çünkü üzerinde çalışma yaptık. Bakalım vesade mi yazdık, visade mi? Hemen. wisadeymiş, Güzel. Visade. visade. Tamam. Vesade yanlış. Yukarıda vesadeydi. Onu ben göstermek istiyorum. İlk, ikinci sayfadaydı galiba. Bakın. Vesade demiş. Hemen yanlışı fark ettim. Bu yanlışı düzelttim. Siz de eğer bunu yanlış yazsanız düzelttiğiniz zaman kalıcı öğrenme bir yolu da budur. Yanlışı düzeltmek. Visade e, yastıktır arkadaşlar. Evet. Bettaniye. Burada şedde var. D sesinde. Bettaniye. Tabi D sesini yazımını ben size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle geliyorsunuz. Şurada durur. Sonra yukarı gidersiniz, üstünden gelir, elifi yaparsınız. Sonra da D sesinin çubuğunu dikersiniz. Bu kadar kolay. Battaniye, battaniyedir. Siyap, elbisedir arkadaşlar. Şemma'a, tabi siyap, elbise mi, elbiseler mi? Bakalım, siyap, e, elbiseler demekmiş arkadaşlar. Güzel, çoğul bir kelimedir. Ee, sevb, vav wow harfiyle sevb elbise demektir. Nitekim bakın şurada onun çoğulu siyab. eswab ee, şeklinde de çoğulu gelir. Sevbun elbisedir. Siyab elbiseler. Evet güzel. Bunu da düzeltmiş olduk arkadaşlar. Ben orada elbise demiştim. Siyab elbiseler. Şemma'a askı demektir. Portmanto askı. Ee, Süreyya avizedir. Hemen hatırladım. Misbah lamba. Seccadeh Bakın ta-i var. Ta-i merbuta. Rab edilmiş, birbirine bağlanmış ta. Ta harfi denir. Ta-i merbutası olacak. Seccade. Seccadedir. İbre. iğnedir. Hemen ibreden hatırladım. Yani saat ibresi iğneye benziyor. Hayt. iptir arkadaşlar. Mikas. Makastır. Fırşah. Fırşat. Ya da diyelim bu fırçadır. Mirat. Aynadır. Tifl. Çocuktur. Zir nedir arkadaşlar Zir ee, işte bunu hatırlayamadım nika peçedir Zir kelimesini belki hatırlayanınız olmuştur sol tarafta vardı galiba Zir onu bakalım bulabilecek miyim hatırlıyorum vardı kayıt Evet Zir hatırladım düğme işte buna da bir çağrışım bulup ezberlemek icap eder. Ben burada videoyu tamamlıyorum. Şu gördüğünüz dört sayfada ödevdir. Bu dört sayfayı yapmanız lazım. Bunu aynen çizip çizimini yapıp altına kelimeleri yazmanız. Bunu visade unutmayın. Aynısını ikinci sayfadır çizmeniz gerekir. Üçüncü sayfa çizim ve burası özellikle cümle kurma anlamında çok önemliydi. ve burada el ebu kebir mikasun kebir bir de e, fırşatu esnan bu üçlüğünü üçlüğü düşünün Üçünün ne kadar birbirine farklı olduğunu düşünün e, tedribatı da siz yazarken düşünün ne mana ifade ettiğini inşallah faydalı olur